Geri dönüşüm evine hoş geldiniz. Sizler için bugün çok güzel bir geri dönüşüm yapacağım. Şöyle bir şey, eski iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Yap sat para kazan projesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak, beğenecek misiniz? Detaylı bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. Onun için videomu inşallah hiç kırpmadan, bölmeden yapacağım. Şimdi öncelikle ipimi böyle elime bir sarayım. Ben sarmadan işleyemiyorum. 8 zincir çekeceğiz arkadaşlar, ama 8 de çok oluyor derseniz 7 zincir çekebilirsiniz. Hadi başlıyoruz. Bunu saymıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakalım. Evet, 7 zincir iyi oldu. 8 zincir çekiyordum ben normalde, ama bunu şu değil, bakın bu 1 değil, şu ikinciye batacağız. Şöyle bir gördünüz mü? Hemen batıyorum. Görebiliyor musunuz? Şöyle bir yakınlaştırayım. Buradan 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir hemen çekiyorum. 3 zincirimi çektim. İpimi de içerisine sakladım. Hemen bir baş alıyorum. Ve içerisini böyle trabzanlarla dolduruyorum. 15 trabzan olacak arkadaşlar. Unutmayın. Ben bir baş alıp 2 defa da çekiyorum trabzanımı. Sizler daha farklı şekillerde yapabilirsiniz. Benim ipim kalın arkadaşlar. Böyle şey yapacaksanız, sabun bezi ipi diyorlar ya, ince, 3 katlı. Onunla yapabilirsiniz. Şu an ben bununla yapıyorum. Evet, 15 tane yapacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 1, 2. Tekrar göstereyim. Çekiyorum 1, 2 de bitiriyorum arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı yapıyorum. Ve 13, 14, 15 arkadaşlar. Şimdi bitirdim. Şuradan ilk zincir çekmiştik ya, 3 tane. Onun bu tepesine batıyorum ve birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Evet, birleştirdik. Ben daha önceden bir tane yapmıştım. Böyle 2 tane olacak. Gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. Böyle 2 tane olacak arkadaşlar. Birbirine ekleyeceğiz. Şimdi hemen bunun bakalım tersi neresi? Burası. İkisini ters şekli birbirine gelecek şekilde. Hemen buradan baş alıyorum arkadaşlar. Böyle battığım yere batıyorum. Şöyle batalım. Ve bunun da burasına batıyorum ve gördüğünüz gibi baş aldığım için ipimi doladım ya, milimi. Böyle hepsini birden çekiyorum arkadaşlar. Tekrar baş alıyorum arkadaşlar. Az önce battığım yere tekrar batıyorum. Her delikten 2 tane yapacağız. Böyle alıyoruz. Şöyle baş alıyorum. Şimdi yan deliğe geçiyorum. Şöyle bir hemen bunu da ayarlayalım. Buradan geçirdik, birleştirdik ve hepsini bir aldım. Tekrar baş aldım. Aynı deliğe tekrardan batıyorum. Her delikte 2 tane sık iğne olacak. Bu şekilde. Baş alacaksınız ve sık iğne yapacaksınız arkadaşlar. Unutmayın. Ve böyle bir. Tekrar baş aldım. Aynı yere battım. İkinci sık iğnem oldu. Tekrar baş aldım. Şöyle bakalım. Kaçırmayın arkayı. Tekrar. Tekrar bir baş aldım. Aynı yere battım. Unutmayın, her delikte 2 tane sık iğne olacak. Burada 5 tane kalıncaya kadar biz bunu tamamlayacağız. 5 delik kalıncaya kadar arkadaşlar. Tamamlayacağız. Hemen şöyle yapalım. Tekrar. Yaptım. Şurada gördüğünüz gibi 5 tane delik kalacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. Bu birleştirme yeri. Bakın burada yine şurayı da sayıyorum. Şöyle çekeyim. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan kaldı. 5 de yine aynı şekilde. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bunları ayırıyoruz. Böyle artık birleştirme yok arkadaşlar. Burayı birleştirdik. Birleştirmeyeceğiz. Yine aynı şekilde baş alıyoruz. Her deliğe 2 defa batacağız. Anladınız mı? Şöyle bir 2. Buraya da aynı şekilde 2. 4. Altı. Sekiz. Son delik arkadaşlar. Ve on. Gördünüz mü? On. Hemen şuraya geliyorum. Bu birleştirdiğim yerden baş alıyorum. Şu
Şu delikten başlıyorum yine. İki. Dört. Altı. Sekiz. Ve sona geldik. On. 5 tane delik bıraktık. İkişer sık iğne yaptığımız için 10 tane sık iğne oldu ikisinde. Değil mi? Şöyle yakından gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar en başta başlamıştık ya bu tarafa geçerken. Şuradakini hemen ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz şu uçta. Şöyle birleştirelim. Bakın en başta başladığım sık iğne var ya şu ikili. Şöyle görülüyor mu? Şu ikilinin en başına battım. Şimdi 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Burası arka kısmı olacak. 3. Baş alıyorum. Battığım yerde tekrar 3 defa dolduruyorum arkadaşlar. Baş alıyorum. Doldurdum. 3'ünü bir çekiyorum bu şekilde. Tekrar baş aldım. Yandaki deliğe geliyorum. 1. Tekrar baş alıyorum. 2. Tekrar baş alıyorum. Ve 3. 3'ünü birden böyle bir çekip bir zincir çekiyorum. Tekrar baş alıyorum. Yan delikten başlıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Orta kısma gelene kadar. Evet, sayalım hemen kaç tane olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arkadaşlar. Bakın bir kenarda 9 tane fıstığımız oldu. Gördünüz mü? Şimdi uç kısma geldik dedim ya. Bu zincir çektiğimiz yer arkası. Bu da ön kısmı olacak. Şu. Şu bir tane delik kaldı. Bir tane de ortada var. Tam ortasında. Şuranın geçtiği yer. Bir de bunun hemen yanı var ya arkadaşlar. Oraları bir arada toplayacağız. Hemen baş alıyoruz. Bu son deliğimize batıyoruz. Burası çok önemli. Tekrar batıyoruz. Baş alıyoruz. Tekrar batıyoruz. Bunu çekmiyoruz arkadaşlar. Tutuyoruz. Baş almadan şu orta kısmı var ya şu orta kısım. Oraya batıyoruz. Tekrar baş alıyoruz. Batıyoruz. Baş alıyoruz. Batıyoruz. Şimdi tekrar baş almadan hemen o ortanın yanındaki delik var ya. Şu. Oraya batıyorum. Çekiyorum. Baş alıyorum. Batıyorum. Çekiyorum. Baş alıyorum. Batıyorum, çekiyorum, bitti. Şimdi bu 3 taneyi bir arada toplayacağım arkadaşlar. Sıkı bir zincir çekin. Çok sıkı olsun zinciri şöyle. Evet, burası ön kısmı olacak. Bu fıstıklar, 3 tane fıstık. Bu zincir çekilen yer arka kısmı olacak. Şimdi tekrar 9 taneyi de buraya yapalım hemen. Baş alalım, yandaki delikten başlayalım. Aynı şekilde fıstıkları yapıyoruz. Baş alıyorum. Zincir çekmiştik ya arkadaşlar. Bakın son bir delik kaldı. Hemen oraya da batıyorum. Baş alıyorum, batıyorum. Fıstıklarımı yapıyorum. Şimdi en başta zincir çekmiştik. 3 zincir hatırlıyor musunuz? Bakın. 3 zincirimin o en tepe kısmına şuraya batıyorum ve birleştiriyorum arkadaşlar. Burası arka kısmı olacak. Birleştirdim. Yine 3 zincir çekiyorum. Ve baş alıyorum. O battığım yere bakın şu zincirin arasına arkadaşlar şöyle bir batıyorum, çekiyorum. Unutmayın zincirlerin arasına batacaksınız her zaman. Buradan fazlalaştırmış oluyorum. Önden eksiltiyorum, arkadan fazlalaştırıyorum arkadaşlar. Unutmayın. Baş alıyorum, tekrar aynı şekilde orta ön kısma gelene kadar bu kenarı bu şekilde yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bakın arkadaşlar ön kısma geldim. Şu üçlü topladığım yer var ya. Bakın şöyle görülüyor mu? Şu 3 tane topladığım bir yer vardı. Şimdi her iki tarafında böyle boşluk var. Burada ve burada. İpimi doluyorum. Buraya batıyorum arkadaşlar. İpimi doluyorum, batıyorum. Fıstık yapacağım buraya. Ama birleştirmeyeceğim. Ben 4 defa batıyorum. Evet. Gördünüz mü? 4 defa battım. Baş almadan
şu yandaki deliğe batıyorum, baş alıyorum. Buraya da aynı şekilde 4 defa yapıyorum. 3 defa değil, 4 defa ip alıyorum. Evet arkadaşlar, bunu gördünüz mü? Hepsini bir fıstıkların birleştiriyorum. Önce 3 tane yapmıştık ya, o ara boşluk kalmasın diye 3 tane yaptık. Ama bundan sonra hep 2 tane yapacağız. Her bunun ikisine 2 tane yapacağız. Her bir kenarına birer fıstık, yani anlayacağınız. Bakın arkadaşlar, baş alıyorum, batıyorum. Fıstıkları yapmayı öğrendiniz. Çok basit. Sadece ön ve arkadan arkadan fazlalaştırılıyor, önden eksiltiyoruz. Arttırma ve eksiltme ön ve arka kısımlardan yapılıyor, unutmayın. Önden eksiltiyoruz, arkadan artırıyoruz. Yani eşit olmuş oluyor. Sadece çizgileri belirlemiş oluyoruz. Şimdi arka kısma geldim. Tekrar başladığım noktaya geldim. Evet arkadaşlar, şimdi bu yanı bitirdim. Bir tane şey kaldı burada, arka. Bakın, zincir çektiğim yer burası. Görüyor musunuz zinciri? Şimdi şu zincirin arasındaki deliğe tekrar batıyorum. Fıstık yapıyorum buraya. Burayı sakın kaçırmayın. Kaçırırsanız çok eksik olur. Şöyle topluyorum. Şuradaki zincirler var ya arkadaşlar, o zincirin en tepe kısmına batıyorum. Bakın şuraya. Batıyorum. Şimdi tekrardan o battım ya zinciri, bakın bu zincir, battığım yerden şu deliğe tekrar bir fıstık yapıyorum. 3 zincir çekerek 1 2 3 çektim. Tekrar bu deliğe, battığım yere, yani o zincirin arasına, bu çektiğim zincirin arasına fıstık yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 tane ipi çektim, birleştirdim. Evet, zincir şu, fıstık bu. Her zincirin arasına bir fıstık yapacağız. Şimdi tekrardan bu tarafa yine fıstıklarıma devam ediyorum. Aynı şekilde ne eksiltme ne azalma var burada. Böyle baş al bat çek arkadaşlar, çok basit. Evet arkadaşlar, fıstığımı yaptım. Şurada zincirin yanında bir boşluk var. Görenler var mı? Bakın, zincirin hemen yanında. Buraya da bir fıstık yapıyoruz. Buradan fazlalaştırıyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle 3 tane yapıp fıstığımı yapıyorum. Şimdi ne oldu? Bu araya yaptık fıstık. Bakın zincirin arasına. Şu zincir, bu arasına hemen fıstığı yaptık. Hemen bunu da buradan zincirden birleştiriyorum. Gördünüz mü? 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Yine aynı şekilde bu zincirimin, alttaki zincirin bu yanında fıstık yapacağım. Şöyle. Beş sıra yaptım, ben tamamladım. 1 2 3 4 5. 5 sıra fıstığımı yaptım, tamamladım. Ön kısmından eksiltme yaptık her zaman. Arka kısmından, ya şu zincir çektiğim yerden de fazlalaştırdık gördüğünüz gibi. Ve şimdi son sıraya geliyor arkadaşlar. Toplayacağız, büzeceğiz. Umarım buraya kadar anlamışsınızdır. Detaylı bir bilgi olmuştur. Ben son fıstığımı şöyle bir sökeyim tekrardan. Son fıstığımı yaptım şu zincirimin arasında. Evet arkadaşlar, son fıstığımı yaptım. Şimdi hemen şu zincirimin baş kısmına batıyorum. Yine aynı şekilde 3 zincir çekiyorum. 3. Baş alıyorum. Şu zincirimin arasına battığım yerden batıyorum. Baş alıyorum, batıyorum, çekiyorum. Baş alıyorum, batıyorum, çekiyorum. Bu 4 defa yapacağım. Baş alıyorum ve 4.'cüyü çekiyorum. Şimdi baş almadan yandaki fıstığımın arasına geliyorum. Yine aynı şekilde burada da 1, 2, 3 ve 4. Bunun ikisini birleştiriyorum arkadaşlar. Burada toplama işlemi yapıyoruz artık. Büzeceğiz alt kısmı. Yine baş alıyorum yandaki iki fıstığın arasından. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane yapıyorum. Baş almadan diğer yan fıstığın arasına giriyorum. 2 tane de bir toplayacağız. 1 2 3 ve 4. Bu ikisini tekrar birleştiriyoruz. Sıkıca şöyle bir. Evet arkadaşlar, şu iki fıstıklar toplayacağız. Baş almayacağım burada. Hemen yine yan fıstığın iki arasından 1 2 3 4.
Bunun ikisini birden topluyorum. Şöyle sıkıca. Bakın böyle daraltacağız. Şimdi hemen tekrarlıyorum hızlı bir şekilde. 1, 2, 3 ve 4. Baş almadan diğer iki fıstığın arasından tekrardan 1, 2, 3 ve 4. Evet arkadaşlar, şu ön kısma geldik, kestiğimiz yeri gördüğünüz gibi ön kısımdayız. Buradan 1-2 tane fıstık arası kalıyor. Burayı toplayacağız. Hemen baş alıyorum. 1-2-3-4. Baş almadan yan tarafa geçiyorum. 1-2-3-4. Alamadım. Evet, 4. Yine tekrar baş almadan bu iki fıstığın diğer yanına geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Ve baş almadan tekrar bir yan fıstığa geçiyorum. Yani ortanın iki bu yanından, iki bu yanından fıstık aralarından fıstık yapacağız. 2, 3 ve 4. Şimdi bu 4 taneyi bir anda böyle çekiyorum ve bağlıyorum arkadaşlar. Zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi topladık arkadaşlar. Evet, ön kısmı böyle yapacağız arkadaşlar. Anladınız mı? Ön kısımdan iki bu yan fıstık aradan, iki bu yan fıstık aradan 4 taneyi bir arada birleştiriyoruz. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Yine aynı şekilde arka kısma geliyorum arkadaşlar. Bakın, arka kısım zincir kısmına yaklaştık. Bakın burayı. Ve hemen baş almadan bu iki zincir arasını 1, 2, 3 ve 4. Burayı da böyle birleştiriyoruz. Çektim ve hemen zincir çektim. Şu en başta zincir çekmiştim ya arkada. Hemen o zincire bunu sabitliyorum. Kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, birleştirdik. Hemen bir zincir çekiyorum. Bitti. Gördüğünüz gibi daralmayı yaptık. Bu şekilde uç kısmını daralttık arkadaşlar. Burası bir yanı oldu. Burası da bir yanı mini tavuğumuzun. Evet, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, birleştirme yapıyorum. Buradan alıyorum. Bir de karşıdan alıyorum. Ve hemen çekiyorum. Bir sık iğne. Bir buradan alıyorum. Bir de şu karşıdan alıyorum. Çekiyorum. Hemen bir sık iğne yapıyorum. Bakın şuradan 1, 2 ve 3'üncüye batacağız arkadaşlar. Bir, iki zincir çekiyorum. İpim kalın olduğu için iki zincir çekiyorum. Sizler ince ipse 3 zincir çekin. Baş alıyorsunuz ve hemen yanındakine tekrar aynı delikten batıyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Baş alıyorum. Yandaki deliğe batıyorum. 1 ve 2 defa da çekiyorum arkadaşlar. 1 zincir çekiyorum. 2. Hemen bunun dip kısmına batıyorum. Bu kadarcık basit gagasını yaptık arkadaşlar. Kalın ip olduğu için şöyle bir
tüyüm atıp keseceğim. Kakasını bitirdik arkadaşlar. Şimdi ibiklerine geldi. Arada yine aynı şekilde 1, 2, 3 tane bırakıyorum. Ve dördüncüye böyle batıyorum. Gagası için şöyle bir mini mini. Evet, bir zincir çektim. 2, 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Şu fazla ipimi şöyle koyalım. Evet arkadaşlar, baş alıyorum. Ve aynı yere batıyorum. 3 kere... 1 2 3 baş alıyorum, tekrar yandaki deliğe batıyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3 baş alıyorum, yandaki deliğe batıyorum böyle, ama bunu bir defa da alıyorum. 1 2 2 defa da, pardon. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Aynı deliğe batıyorum. Şöyle bir. Tekrar 1, 2 zincir çekiyorum. Baş alıyorum. Yandaki deliğe batıyorum. 1, 2, 3 defa da bitiriyorum arkadaşlar. Baş alıyorum. Yandaki deliğe batıyorum. 1, 2, 3 defa da bitiriyorum. Baş alıyorum. Yandaki deliğe batıyorum. 1 2 defa da bitiriyorum arkadaşlar. Sonra bir zincir çekiyorum ve en son battığım deliğe tekrar batıyorum. Bu da ibikleri oluyor arkadaşlar. Şöyle bir tekrar zincir çekiyorum. 1 2 baş alıyorum, yandaki deliğe batıyorum. 1 2 3 baş alıyorum, yandaki deliğe batıyorum. 1 2 3 tekrar baş alıyorum. Yandaki deliğe batıyorum arkadaşlar. 1 ve 2. 1 ve 2 arkadaşlar. Bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. En son battığım deliğe tekrar batıp böyle zincir çekip bitiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kuyruk kısmını yapacağım. Şimdi tavuğumun arka kısmına zincir çekiyordum ya, üçer tane. Hemen sayıyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncü zinciri böyle alıyorum. Gördüğünüz gibi. Hemen ipime tüyüm atacağım. Zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2. 2 zincir çekelim. Baş alıyorum. Batıyorum. Buraya da fıstık yapacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. 3 ve 4. 4 taneyi bir aldım ve bir zincir çektim. Topladım. Birinci fıstığımı yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Baş almadan yandaki zincire batıyorum. 1 2 3 ve 4. Yine aynı şekilde hepsini bir toplayıp zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde yan zincire geliyorum. Çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Aynı şekilde topluyorum arkadaşlar. Ve son zincirim arkadaşlar şurada. Baş almadan tekrar fıstık yapıyorum buna da aynı şekilde. 1 2 3 ve 4. Bunları da birleştiriyorum. Yine aynı şekilde baş almadan
Bu araya iki fıstığın arasına 1, 2, 3 ve 4. Hemen şöyle bir topluyorum. İki fıstığın arasına geliyorum ve yine aynı şekilde 1, 2, 3 ve 4. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tavuğumuz, mini tavuğumuz bitti. Kuyruğunu yaptık. Böyle ibiklerini yaptık, gagasını yaptık. Şimdi neyi kaldı arkadaşlar? Gözleri tabii ki de. Hemen gözlerini takıyorum ve bu tatlı işi bitiriyorum.